Merhabalar, Kınaneller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle iki şişte örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelim ilmek sayısı lastik yapar gibi tek tek bu şekilde. Modelim her türlü örgüde kullanılabilecek bir örgü modelim. Ve çok basit ve çok da kolay kalın bir örgü elde ediliyor. Esnek ve hemen modelimin yapılışına geçelim. Kenar ilmeğimi aldım ve buradan iki tane ilmeğimi ters ördüm. Ters ördüğüm ikinci ilmeğimi geri sol şişime aldım ve bu şekilde ilmeğimi çevirdim. Tekrar sağ şişimi aldım. Yine iki tane ilmeğimi ters ördüm. İkinci ilmeğimi geri sağ şişimden sol şişime aldım ve bu şekilde çevirdim. Geri tekrar sağ şişime aldım. Yine iki ilmeğimi ters ördüm. Tekrar ilmeğimi sol şişime aldım ve bu şekilde ilmeğimi ipimi çevirerekten ilmeğimin etrafından geri tekrar sol şişimi aldım. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. İsterseniz hırkalarda, isterseniz yeleklerde, isterseniz bebek örgülerinde veya bebek battaniyesinde de kullanılabilecek bir örgü modelimiz. Gençlerimizde hırka, kazak, yelek, her türlü örgüde kullanılabilecek bir örgü modelimiz. Hem de çok kolay. Yine iki ilmeğimi ters ördüm ve bu şekilde ipimi önden arkaya doğru ilmeğimin etrafından dolandırdım. Geri tekrardan sağ şişimi aldım. Tekrar iki ilmeğimizi ters örüyoruz ve ikinci ilmeğimizi tekrar sol şişimizi alıp bu şekilde ipimizi çevirip tekrar iki ilmeğimizi ters. Sadece bu şekilde devam ediyoruz. Modelimiz lastik istemeyen bir örgü modelimiz. Sizin tercihinize kalmış. Yine de yapmak isterseniz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bu şekilde üzerine devam da edebilirsiniz. Modelimiz kendi de lastiğe benzediği için bir esnek bir model olduğu için tekrar hemen doladım ve yine iki ilmeğimi ters ördüm. Yine bu şekilde İlmeğimin etrafından dolandırdım. Tekrardan ters oldu. Bir ve iki ilmeğimi son ilmekleri tekrar dolandırdım ve kenar ilmeği. Yine örgümün arka tarafına geçtim ve kenar ilmeğimi aldım. Yine bir ve iki tane ilmeğimi ters ördüm. Ve bu ilmeğimi tekrar geri sol şişime aldım. İlmeğimin etrafından dolandırdım. Tekrardan iki ilmeğimi ters ördüm. Tekrar ikinci ilmeğimi yine aynı şekilde örgümüzün arka yüzünde de aynı işlemi uyguluyoruz. İki ters ilmeğimi ördüm. Tekrar ilmeğimi dolandırdım ve yine ipimi ön tarafa aldım ve iki tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar dolandırdım ve tekrar iki ilmeğimi ters ördüm. Hemen yine ilmeğimi sol şişime aldım. Ve tekrardan ipimi dolandım ve yine sağ şişimi aldım.
Bu şekilde ilerliyoruz örgümüzün arka yüzünde de. Örgümüzün hem ön yüzünde hem de arka yüzünde bu şekilde uyguladığımız için örgümüzün arka yüzü de ön yüzü de iki taraflı model oluşuyor. Aslında örgümüzün tersi veya düzü fark edilmiyor. Tekrar 2 ilmeğimi ters ördüm. Yine bu şekilde çevirdim. Ve son ilmeklerimi de ters ördüm ve dolandırdım. Tekrar kenar ilmeğimi ördüm. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine aynı şekilde ilerliyor. Kenar ilmeğimi aldım. Ve buradan iki tane ilmeğimi ters ördüm. İkinci ilmeğimi hemen geri tekrar sol şişime aldım ve ipimi önden arkaya doğru ilmeğimden dolandırdım ve tekrar iki ilmeğimi ters ördüm. Tekrar ikinci ilmeğimi yine bu şekilde devam ediyor. Örgümüzün hem ön yüzünde hem arka yüzünde bu şekilde uygulayaraktan devam ediyoruz. Ben biraz öreyim. Videomu daha fazla uzatmama gerek yok. Örgümün büyük halini de sizlerle tekrardan paylaşayım. Ve modelimin büyük hali bu şekilde. Bakın, ön yüzü de bu şekilde, arka yüzü de bu şekilde. İki yönde de modeli uyguladığımız için hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde bu şekil oluyor. İsterseniz atkılarda, isterseniz berede, bebek örgülerinde ve az önce dediğim gibi isterseniz bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Modelim her türlü modele uyum sağlayacak bir örgü modelim. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.